Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geçen hafta belki biraz ağır olmuştur ama onu hakikati sensin işte. Geçen hafta katılanlar için söylüyorum. Şimdi bir mukaddime yapmak istiyorum bu hafta için. Bugünkü de şey, içtimaiyatla içsel alemi anlatıyor. Bizi temsilen putlarımızı dikmişiz. Bizi temsil ediyor. Ne demek o? Arabamızın markası. Hangi semtte oturuyorsun, nereden giyiniyorsun, yiyip içiyorsun gibi. İnsanlar birbirlerini, insanlıklarını sormuyorlar. İnsanlar birbirlerini, insanlıklarını sormuyorlar. Kullandıklarını soruyorlar. Onunla ona anlam, libas, kimlik ve kişilik giydiriyorlar. İnsan olan insanı sorar. İnsan olan insanı sorar. Çünkü insan insansız insanlaşamaz. Meta tarafımızı soranlar karşısında haşa kendimi meta soruyorlar ya, nerede oturuyorsun, nereden giyiniyorsun, nereye biniyorsun. Bunları öne çıkartanların karşısında bazen kendimi Karun, Firavun zannettim bir ara. Bir araya gelince ne konuşuyorsun? Kardeşim, insan nedir? İnsanın suretiyle kaş değil, insan mana değil. İnsan dediğimiz şey kaşıyla, saçıyla, eli ayağıyla, bindiği şeylerle değil. Okuyacağım mevzudan önemli de onun için bir mukaddime yapıyorum bununla. Her bilme varoluştur. Her neyi biliyorsan kendi egonu ortadan kaldırıyor. Her anlayışın zanların perde olmasına fırsat verme. Mesela okuyoruz bir şeyi. Çok tuhafınıza geçecek ama okuduğumuz dini bir şey bile put oluyor. Put olabiliyor. Yani ona tapınıyoruz. Ne demek o? Dini bir şey ya, bir ayetin manası da olsa o zahirine hapsolup başka mertebelerini kabul etmemekle kendi anlayışına hapsolmanın ifadesi. Kendi anlayışının ayette gözüktüğü için, kitapta gözüktüğü için onu put yapıyor. Aslında kendi hissiyatını, meylini orada bir anlam yüklemiş, nasıl yapmışsa. Hutbe-i Şamiye'de diyor ki, hissiyatını fikir zannetmiş. Zaten kavgalarda, dahildeki İslam alemi içindeki kavgaların temeli de bu putlaştırmaktan geliyor. Put oluyor, put. Kendi dikiyor, kendi içine giriyor. Hiçbir mana farklılığı, zenginliği, farklı olma ihtimalini hiç ihtimal vermiyor. Bu budur, bu bitti. Bu ancak Allah'ın kesin emirlerinde olur. Böyle tefekkürlü şeylerde olmaz. Kendisi dikiyor kendisini. Diyor ki, her bilme varoluştur. Yani kabuktan çıkıştır. Her anlayışın, zanların sana perde olmasın. Zan yani. Zanlar var ya zan. Zanların çoğusu diyor haramdır diyor Kur'an'da. Zannediyoruz. Mesela insani ilişkilerde bak bakalım hakikaten put değil mi? Onun hakkında yüklediğim zan. Buna fırsat verme. Farklı yorumlara açılmanın yolu
önüne konan yöntemleri sorgulamaktır. Bugün bir tanesi soruyor, bu dersin yapmama da bir sebeptir o. Dedi ki, Risale-i Nur mücedid olduğunu nereden biliyoruz dedi. Tamam Mustafa. Mektubatın sonunda şualardan alınmış, diyor ki, Risale-i Nur'un kıymeti ve emniyeti zamanın dehşetindendir. Risale-i Nur çıkış tarihine bakarsan Risale-i Nur'a değer verebiliyorsun. Risale-i Nur çıkış tarihini bilmiyorsan, neyi tamir ettiğini, neye karşı durduğunu bilmezsen buna emniyet veremezsin. Mücedidliğini de anlayamazsın. Çünkü o tarihte kimse yok. Hepsi kaçmış. Kaçmak zorunda kalmış. Yani bir bakıyorsun bir şeye daldırmış kafasını, mücedidleri, mücedidliği bile inkar edecek putları var. Biraz önceki konuşmada biraz garibinize gitti ama yavaş yavaş anlaşılıyor yani. Put oluyor, put. Yani hakikati bulmasına mani oluyor. Bulamıyor, engel oluyor. Belki de bir şirk bir şey ya, bir anlayışına zanların o farklı yorumlamasına, aramasına, sorgulanmasına ve sorgulanmasına fırsat vermiyor. Bu budur diyor, bitiriyor. Önüne konan yöntemleri sorgulamaktır. Düşünce üzerine düşünmektir. Düşünmeni düşünmektir. Bu ilimdir. Anlayışı anlamak, körü körüne kabullenmemektir. Düşüncelerinden, düşüncelerinle kurtulamayacağını bilmen lazım. Düşüncelerin insanın başına bela olmuş. Bir başkası senin başına bela değil ki, kendi düşüncelerimiz başımıza. Vehim bu. Vesvese de bu. Başımıza bela olmuş. Vehimlerimiz, vesveseler. Düşüncelerimizden, düşüncelerimizle kurtulamayız. Ancak vahye tabi olmayla mümkündür. Asrın imamının yöntemini bilmeden kurtulmayı mümkün değil. Olsaydı Allah her 100 senede bir mücedid göndermezdi. Vahiysiz olmaz olamaz. Çünkü vahiy aklı yapan ve planlayanın sanatı ve aletidir diyor. Alet. Akıl aleti diyor. Disiplin çeşitleri düşüncelerdir. Farklı farklı aynı yeri ders yapmak. Bak aynı dersi yeri ders yapıyor. Bak bu önermelerden sonra buraya bakacağız. Bu farklı noktayı nazarlar bir disiplindir. İnsanı zengin yapar. Yani insanı düşünce zenginliğini yapar. Farklı anlam yüklemesine vesile olur. Disiplin çeşitleri düşüncelerdir. Düşünceler disiplinlerdir. Yani disiplin demekken yataktan kalkmak, yemek yemek, saatleri, o bedensel disiplin. Dimağa ait, kendini kontrol etmek, tarih sürecine baktığın zaman insanoğlu en çok kendisini merak etmiş ve kendisi hakkında kitaplar yazılmış. Yani düşüncelerini yönetebilmek ve zengin yapmak ve muhatap ilahi olmak çok kolay değil. Niye? Rıza makamı vardı, dün okuyordum Risale'de. Rıza makamı, Allah'ın rububiyetini, icraatını, kainattaki veya senin hakkındaki icraatı niye böyle oluyor? Allah Allah ya, niye yaptım ki bu başıma geliyor gibi isyanlar var ya böyle, tenkitler, Allah'ın rızasını kaybediyor. Rıza makamı, Allah'ın icraatına, rububiyetine razı olmayla oluyor. Rıza olman lazım, razı olman lazım. Bugün insanları düşündüğün zaman ne kadar bu rıza makamını kaybediyor. Kavramlar, ayetlerdeki kavramlar veya Risale'deki o kelimeler, kavramlar adrestir, objedir, olguları gösterir. Yani mesela Arş-ı Azam deyince bu değil yani, bu bir adrestir. Arş-ı Azam bu yazı değil. Onun buradaki ifadesidir. Tamam? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun böyle. Allah'a hamd ediyoruz. Allah yazıyor ama bu değil yani. Bunlar oraya işaret ediyor.
kavramların kastettiği şeyler değil. Misal ve son cümlem, arş-ı azam kavramı adrestir ama ona işaret eder ama bu yazı o değil. Oranın yolu fikirdir. Düşünceler o yoldaki vasıtalardır. Tefekkür sahibi nazarıyla bakmaktır. Şimdi onlardan bakıyorum. Diyor ki, şirk ve dalaletin 632'den okuyorum sözlerden. Yani bugün burayı meşgul olurken bu cümleleri şey yaptım, okudum daha önce, sizden önce burayı. Şirk ve dalalet. Allah inkar değil bu. Şirkte ortak koşuyorsun. Fısk ve sefahatin yolu insanı nihayet derecede sukut ettiriyor. Mesela şeyde diyor ki 248 lemalarda, ya bu insanlar diyor, yani bu ölen gidiyor, içi köye gitmiyor musunuz? O emicelerin, dedelerin evleri, mezarlıkları, çocukluğun geçtiği yerleri görmüyor musun? Yani o bir hatıran yok mu orada? O senin çocukken eline bir şey tutuşturan emicenin evini görmüyor musun? Ama şimdi diken büyüyor. Ereti büyüyor değil mi? Şimdi bunları söylüyor. Ustad diyor ki o makalesine vesaire bakıyor da. Sonra diyor ki bunları gördükten sonra diyor Yusuf. İnsanlar kendilerini nasıl aldatıyorlar diyor. Yani nasıl sanki bunlar yokmuş gibi böyle bir seyir-i sefer, kabire doğru bir seyahat yokmuş gibi nasıl yaşıyorlar diyor. 248 lemalarda insan kendisi nasıl aldatıyor? En büyük yalancı insan kendisini yapıyor. Kendisini aldatıyor yani. Çok tuhaf yani. Diyor ki nihayet derecede insanı sukut ettiriyor. Yani dibe indiriyor insan. Hadsiz elemler içinde nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Yani sen aklen gaflet dahi olsan, şununla bununla meşgul olsan bile vicdan bırakmıyor. İnsana vicdan devamlı sorumluluklarını hatırlatıyor. Hiç mi mezarlığa gitmiyorsun? Hiç cenazeye gitmiyorsun? Selam mı duymuyorsun yani? Hiçbir eski Ahmet dayının evinin oradan geçmiyorsun? Hiçbir bir şey yapmıyor sana? Ya. Hatsi, ben diyor o zaman bütün dünyanın faniliğini gördüm diyor. Hatırladınız değil mi? Onlar levalarda diyor. Dünyanın bütün. Sonra şaşırdım ki diyor, bu insanlar nasıl kendilerini aldatıyorlar? Ya burası ya. Mufarakatı anlatıyor. Ehli dünyanın haline çok tacip ettim. Nasıl kendilerini aldatıyorlar? Nasıl oluyor ya? Vallahi aklım almıyor yani. Ben de bugünlerde bunları tefekkür ediyordum da. Etkilenecek bir ortamdayım böyle. Köye geldiğim için o evleri biliyorum. Kimlerin yaşadığını kısmen. Halit abi biliyor. Zeli Hala'nın evinin oradaydı mesela. Oradan geçerken gogari deyip öyle yayma elime ya bir mandalina tutuştururdu rahmetli. Yani evi denen bir şey de yok yani. Bir başkasının evine gidiyorsun, bakıyorsun ki diken büyüyor Süleyman abi. Yani o vakit ehli dünyanın yani böyle dinle, diyanet, Allah ile işi olmayanların haline çok tacip ettim. Nasıl kendilerini aldatıyorlar. Çünkü o vaziyet dünyanın tam fani olduğunu ve insanlar da içinde misafir bulunduğunu bilbe dahi gösterdi. Tam bir fani, yani fikir değil aslında, realite. Ve baktığın zaman Nurettin, sizin köyde en fazla senden üstün iki kuşak vardır. 70-60, değil mi? 70'ten az vardır. 60 kuşağa kalmış, 50 kuşağa. İsmail diyor ki, o bana 3-4 kuşak daha var diyor. Zannediyor tabii. Ehli hakikatin mütemadiyen dünya gaddardır, mekkardır, fenadır, aldanmayınız demeleri ne kadar doğru olduğunu gözümle gördüm. Neyle görecektin ki?
onların söylediğini tarihte ilim olarak biliyor ama gözümle bunu görüyorum şimdi. Dünya ne kadar gaddardır. Yani seni yok ediyor, ortadan kaldırıyor. Nihayetsiz ulvi duygularını fani metayla bitiriyor. Allah. Uyanmıyor yani. Yok olup gidiyor. Yazık günah. Hem insan nasıl cismiyle, hanesiyle alakadardır, öyle de kasabasıyla, memleketiyle, belki dünyasıyla alakadar olduğunu kendim de gördüm. Çünkü ben vücudum itibariyle ihtiyarlık rikatimden iki gözümle ağlarken medresemin yalnız ihtiyarlığı değil, belki vefatından dolayı ön gözle ağlamak istiyordum. Peki, yani insan etkileniyor ya, rahatsız oluyor. Yani insana ne teselli verir diye baktığım zaman ancak şurada bir yer var. Çok yerler var da beni bu çok teselli veriyor. Mutlaka bir ölüm haberi cemaatimizin içinde mutlaka bir ölüm şeyi geliyor. Abi İstanbul'da mısın? Cenaze falan var. Amcası, dayısı, babası, kendisi, karısı vefat. Şimdi bu insan nasıl tutunacak ya? Neyle tutunacak bu hayata ya? Hiç mi? Yaşlandıkça insan bu duygular daha zarif oluyor, latif oluyor. Hassas oluyor böyle. Cihaz acayip oluyor. Ama 632'de şöyle diyor. Niye bunlar anlamıyor diye. Mukadda bir soru var da buraya da okuyacağım ama. Şöyle geçiyor. Diyor ki evet şu elim elimi İsmail. Bu elim elimi çok deşirttiği manevi azabı niye ehli dünya hissetmiyor? Hissetmemek için ehli dalalet iptal isnevinden gaflet sarhoşluğuyla muvakkaten hissetmez. Fakat hissedeceği zaman yani kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Ben yaşadığım bir olayı anlatayım. Bizim köylüler tanır. 17-18 yaşında bir delikanlı bir sene önce vefat etti kanserden. 17-18 vardı. Onu Çapa'da yatarken ziyaret ettim. Ya bitmiş yani. Ve bu işle alakalı bir dostumuz Nur Talibelerinde bir doktor, onkoloji doktoru. Onu da aldım. Başka hastanede vazife yapıyor ama ciddi bir adam. Dedim ki onunla derse gittik, ona yakın. Dedim ona uğrayayım. Hem selam vereyim, köylümdür bir vasıtasıyla. Hem çocuğa belki bir iyiliğim olur, sonsuz hayata gidiyor. Belki duymamış olabiliyor ama yani bir kelamım olsun. Yani diyecekler ki duymadın böyle bir şey. Hatta böyle insanları tanımadığımı sordukları zaman belki ne bileyim Allah affetmek isterse bir bahanesi olur diye onu da aldım gittim. O doktor abi onun hastanın arkasındaki dosyayı inceliyor. Ben çocukla gittiğim zaman yatakta oturuyor telefonla oynuyor. İptaliz. Telefonla oynuyor. Annesi de orada. Annesiyle konuşuyorum. Bu arada yorganın altında hala telefon şey yapıyor. He dedim ya evet amca diyor, evet hoca diyor. Lan ölüyorsun, ölüm bayılmak değil hoca. Yani ahirete göç etmek, şeyler arası seyahat etmek mi zannediyorsun? Turizm şirketine mi dahil olacağını zannediyorsun? Azrail aleyhisselam turizm şirketi yok ki. Turizm şirketi mi zannediyorsun Azrail aleyhisselamı? Sen ölümü bayılmak mı zannediyorsun ya? Ezeli ve ebedi ya. Hiç mi fırınlara, ateşlere denk gelmiyorsun ya? Hiç mi çocuk yanan ateşe denk gelmiyorsun? Bir şey olmuyor mu? Şimdi bir daha dinle bunu. Şu elim elimi, dehşetli manevi azabı hissetmemek için eli dalalet, onlara aklınız gitmesin. Biz de böyleyiz bak. Eğer bunlarla saatlerce zaman verip Kur'an okumuyorsak, Risale okumuyorsak aynı şey bizde var. Yani nurcu olduk cennettik, öyle bir şey yok. Geçmiş ümmetin çektiği kadar çekmedikçe cennete gideceğini mi zannediyorsunuz diyor. Saatlerce telefonla oyna, 5-10 dakika Risale okuma, Kur'an okuma. Yani
Ondan sonra cennettim. Ya o yapanlar ne olacak? Emeğe saygısızlık değil mi? Bu iptali istir kardeşim. Bu iyisini iptal etmiş. Ne demek ipsi? Yani gelip de bir organını kesmiyor. Yani düşündürmüyor seni. İptali sol. Dişinde bir ağrı var, hadise var. Doktor olay yapıyor, deliyor. Zşş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 
yani. O nevinden yani. Şimdi yapman gerekenleri yaptım, yapmamak, o ne yaptırmıyorsa o iptal hissetmiş işte. Şırınga odur. Düşün ya, saatlerce televizyondasın. Haber bültenlerindesin, internet veya televizyonlar. Haber şeylerindesin. 5-10 dakika böyle böyle şey yaparak böyle hemen kenar köşeden onu bile okumuyorsun. E peki bu kelama kim ait? Sokaktaki insana de ki bana ait ya. Bana iptal hissi olmuş. Yani ulvi hassasiyetim diyeyim. Mesela ulvi özelliğim, merakım, arzım, öyle latif hallerim yok olmuş. İstemiyor yani, canı sıkılıyor. İstemiyor ya, sıkılıyorum aldığım zaman, sıkılıyor. Derse geleceğim 10 tane bahane uyduruyorum, tamam 10 tane bahane uyduruyorum. Ama bir dizi, sevdiğin dizi veya maç olsa, adam namazı bile terk ediyor. Bu nedir? İptal isneminden gaflet sarhoşluğuyla muvakkaten hissetmez. Fakat hissedeceği zaman, yani kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Fesubhanallah dedim ya. Lan ölüyorsun, ölüyorsun diyesim geldi ya. Haykırmam geldi. Ne yapıyorsun delikanlı sen? Neyle oynuyorsun? Lan sana geldik işte. Hoca geldi, doktor geldi. İki tane doktor. Hoca ve doktor. Sen hala bununla oynuyorsun. Yani onu örnek gösteriyorum. Bu hale düşmememiz gerekiyor. Bununla oynuyorsun. Risale nerede? Yani niye okumuyorsun? Yani bu hale düşene kendim için söylüyorum. Belki sizin de ibret alırsınız diye söylüyorum. Çünkü Cenab-ı Hakk'a hakiki abd olmasa kendi kendine malik zannedecek. Zannediyor ki ben canımı vermesem kimse alamaz. Kendi kendine malik zannedecek. Neyi malik zannediyorsun be? Tansiyonuna sahip değilsin. Kolesterolüne sahip değilsin. Kalbine sahip değilsin. Neyi sahip olacaksın ya? Neyine sahip olacaksın? Tansiyonuna sahip değilsin de. Acayip bir şey ya. Ya. Yoklamıyor mu seni? Bazen kalp pıt 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 vurmuyor mu bazen? Bu haberci de evde yokuz. Tamam. Başka zaman. Başındaki beyaz kıllar diyor. Veya bazı vücudunda hastalıklar diyor. Ölümün keşif kollarıdır. Öncük kuvvetleri bunlar. Bak Cenab-ı Hakk'a hakiki abd olmasa kendi kendini malik zannedecek. Halbuki o cüz-i ihtiyarı, o küçük iktidarı ile şu fırtınalı dünyada, şu fırtınalı dünyada vücudunu idare edemiyor. Ruhunu nasıl idare edecek yani? Ya acayip bir gidiyor ya. Hiç mezarlıktan geçmiyor muyuz? Hepimiz geçiyoruz ya. İnsan acayip ne gidiyor da eski mezarlıklarda Halit abi etkilendi mi o şey? Tarihi şey ya. Daha burada da var. Ya yok bir yerden geldim. Şimdi tepeden o birisinin otogarın üstünde bak o çevirmişler orayı. Dikmişler. Çok acayip bir anlam haline geldi. Orada bloklar dikilmiş. Etrafı kazılmış, mezarlık bayrak olmuş biliyor musun? Ama en çok unutulan şey gene unutulacak. O aslında çok tuhafa bilmeyerek yaptılar. Nasıl olduysa her şey indi aşağıya, mezarlık kalmış ama havada. Böyle ada gibi olmuş yani. Çok tuhaf ya. Bir bu manada bakın böyle. Şehre bakıyor, ey insanlar. Dünya fani biliyor musunuz diyor. Nasıl biz atlarsa... Yani lisan haliyle ders veriyor. Şehre ya. Şehrin tepesinde etrafını kazımışlar. Ortada mezarlık kalmış. Duvarı yapmışlar. Bayrak gibi dikilmiş ya. Dedim Allah Allah. Şimdi ilk defa gördüm bu akşam. Aradan çıkarttım. Bu mezarlık araba belki iki kat yükseklikte ver. Vay be. Ölülerimiz bile, ölüm bile irşat ediyor ya. Dünya budur ya. Sen budur diyor. Kim ne anlıyorsa onu söylüyor. Çok tuhaf ya. Acayip bir anlama gelmiş. Onu öyle gördünüz mü ya? Bir görün.
Ne bileyim, bana garip. Peki bu burası gidiyor. Fakat çare ne biliyor musun? Çare bak şu. O kadar hoşuma gidiyor ki şurası. Nimet nedir? Elma armut değil mi? Su. Nefes almak nimet. Bak başka nimetten bahsedecek. Bak nimeti hatırlatıyorum ki. Cinse bak. Elma, portakal, para, çoluk, çocuk. Verilen her şey sana nimet. Başka nimetten bahsedecek. Lütfen burayı bir dikkat edin. Altını çiziyorum. Nuru iman ile bilinir ki, iman nuruyla, imanla değil, imanın nuruyla bilinir ki, Allah'ın varlığı, portakalın varlığı değil, Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki, ben bir yerde bunu vaaz etsem, Allah büyük nimettir desem, herhalde kürsüde mi indirirler o şeye. Nimettir diyor, bak nimet. Allah nimetmiş. Düşündük mü hiç? Allah nimetmiş. Hani var ekmeği dökme yavrum, nimettir ya. Ne yapıyorsun onu? İsraf etme, nimettir. Nefes almak bir nimettir. Bu başka bir nimetten söylüyor. Şah damarımızdan daha yakın ama özlüyoruz onu. Demek ki özlemek böyle şey değil. Uzak olmak manasında değil. Hayatına hayat, ruhuna ruhu olan her şey özleniliyor işte. Yanında olsan bile. Bazen mesela kendini özlüyorsun. İnsan en çok kendisine yabancı kendisi. Kendisine hep dışarıda yaşamış. Hiçbir zaman kendisini görmemiş. Hep gözünü açınca hakikaten gözükmüyor buralar. Hiç gözükmüyor. Duygular hep dışarıdayız ya. Bu fark etmiyoruz. Allah'ın varlığı Celle Celaluhu, evet Celle Celaluhu bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük nimettir ki. Hiç böyle sırf düşündük mü? Allah nimetmiş. Onunla besleniyor da insan. Yani iman esasları Allah'a iman ettik. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübü. Ahirette tamam. Dünyada ne işe yarıyor? Neye iman etmişse onunla besleniyorsun. Allah sana gıda. Allah ruhuna ruh. Aklına akıl. Hayatına hayat. Nimete bak ya. Dedim ya bu nasıl olacak? Nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envanı, nihayetsiz insanların cinslerini, sayısız atiyelerin sınıflarına havi bir menba, bir kaynaktır. Nimetlerin kaynağı ve menba Allah. Ya nasıl yaşıyorlar? Hakikaten o 248'de okudum ya. Ya diyor, kendileri hep oradayım aklıma. Kendilerini nasıl aldatıyorlar diyor. Tacip ediyorum diyor. Tam da bu kadar kesin bir, ölümden daha kesin bir gerçek yok ki. Çünkü her şeyi ortadan kaldıran o. Yani bundan daha kesin Ahmet Sami bir şey yok ha. Her şeyi ortadan kaldırıyor, her şeyini bitiriyor. Servetini, makamını, kariyerini, sporunu hocam. Hepsini bitiren. Bundan daha gerçek, bundan daha bir hakikat yok. Eğer ahiret yoksa tövbe tövbe, ölüm kadar mantıksız bir şey de yok. Eğer ahiret varsa ölüm kadar büyük nimet yoktur. Çünkü hayat ile faniye geliyoruz, ölüm ile bekaya geçiyoruz. Rüyetullah ölüm ile geçiliyor. Ondan daha büyük nimet ne olur? Ya bir cenaze evinde yapmıştım böyle de, burada da yapmış mıydım bilmiyorum. Demiştim ki ölüm nimettir. Birbirlerine bakıyorlar, ha, kafayı mı yedi tesirin. Yani hayata doğmak nefes almak gibidir. Tuttun. Tut hadi. Hani nimetti? Nimet oldu işte. Tutunca bela oldu. İlle vermen lazım ki kurtulasın. Bu hayata misal. Rahatlamadın mı nefesin? Bu da ölüm işte. Alınanı vermek nimettir. Almak nimet oldu ki vermek de nimettir. Ama şu... bu dünyada yaşarken yaşamanın bir anlamı olduğunu, bir gayesi olduğunu şuur etme nispetinde insan bu dünyanın tazikatından kurtulur. Mesela şeyden çıkarıyorum bu cümleyi. İşareti cazda diyor ki,
İbadette bir külfet var. Sabah namazına kalkacaksın mesela, abdest alacaksın. Külfettir, zordur. Bu külfeti diyor, iltifat ilahi ve emri Rabbani, bana Allah bunu söylüyor. Yani Allah'ı düşününce bu külfet kalkıyor. Yani dünyada bir sürü sıkıntı var. Aynı bundan çıkarıyorum bak. Bir sürü sıkıntı var. Niye var? Çünkü sonsuz ve ebedi bir hayatın burası mukaddemesi, salonu, tamam, talimgah yeri. Eğer burada bu dünyaya bu anlamla bakarsak, yani burada bir anlam var, bir gaye olması lazım. Burada bulunan bir gayesi var. O gayeye şuur etme nispetinde bunları hoş görüyorsun. Yani bu bunun için lazım. Allah dünyadaki muameleleri dünya için yapmıyor. Yani onu anlamak nispetinde sıyrılıyorsun. Yani dünyaya, dünya ciheti bakarsan dünyanın muamelesi mantıksızdır hakikaten. Niye ölüm var ki? Haşa, ahiret yoksa ölüm kadar mantıksız bir şey yok. Niye? Her şeyi yok ediyor. Arabanı yok etti. Eşini yok etti. Senelerce çalıştığın malı mülkün yok. Bundan daha ne mantıksız olur? Eğer haşa ahiret yok. Eğer ahiret varsa burada da yaşamak anlamı o kadar mühim değil. Ahiret varsa ölüm kadar büyük nimet de yoktur. Allah'ın varlığı sonsuz nimetlerin, envana, nihayetsiz ihsanların cinslerine, sayısız atiyelerin sınıflarına havi bir menba, bir kaynaktır. Allah nimettir, nimet. Nimettir. Ben biraz böyle şuurlu bakınca Allah Allah ne diyor dedim ya. Elma nimet, armut nimet, dere nimet. Çocuk sana verilen... Allah da nimetmiş yani şefim. Nimet. Sana verilen ha, kullan işte onu da. Belalara, musibetlerde, ölüme, kansere. Allah göstermesin ama gösterecek tabii ölümü. Yakında öleceğiz yani. Veya bir acımasız bir hastalık işte geldiği zaman bu kelimeler ne demek olduğunu insan daha şuur ediyor. Değerli Hoca bana dedi ki, Değerli Hoca biliyorsunuz. İki defa ustadın elini öpmüş, 21 defa içeriye girmiş. Malum benim hadiseler gibi, o da benim gibi hamiyeti şey vardı. O giriyor genelde tamam da, benim gibi de değil, 21 defa yani. Erzurum'a kadar gitmiş. Bu hamiyet işi, gayret işi, ruhun feveran işi. Tuttuğun şeyin kıymetine şey, peygamberine laf edene mi? Neyse o adam bana ne dedi biliyor musun? Hastanede yatıyor kanser, son günler. Ne var ne falan latife yaptık adam. Gidiyorum. Bir ara bir şey okumayacak mı? Bir şey anlatmayacak mı dedi. Deli hocam dedim yani. 86'yım mı? Ne yaşındayım? Hocam dedim yani. Ben sana ne anlatacağım? Ben kimim? Çünkü ben sana ne anlatacağım? Yapma. Rengim değişti. Niye? Dedi ki bu hastalık öyle bir hal ki o bir öyle bir halet ki her şeyini yok ediyor. Ben sanki dedi, kitap yazmış da, fıkıh ve itikat kitabını yazmış adam, yazmış bir yazı da var. Hiçbir şey yok biliyor musun Hasan kardeş diyor kafamda. Bilgilerime ulaşamıyorum böyle gözüm kapalı, kör olmuşum, bulamıyorum dosyalarımı. Sen sakın bir başkasına yapma, bana da yapma, bu biliyor zannetme. Her hastaya gittiğin zaman mutlaka bir paragraf hastalar istersin veya ahirete ait. Ne bileyim bir şey oku. Demek ki bu biliyor. Yapma. Ben şu anda bilgilerime ulaşamıyorum. Biliyor musun diyor. Şu anda sanki doğmuşum sıfır. Şu anda o kadar acayip bir ben bile diyor bak sen ben bile öyle bir korku salmış ki diyor. Ne yapacağım? Ne diyeceğim? İlk defa gidiyorum diyor. İlk defa da ilk defa. Can nasıl vereceksin? Yani sonsuz ezeli ve ebedi ya. Onun için mutlaka dedi böyle gittiğin zaman bahset. Bahset ki o gözü açılsın da dosyalarına ulaşsın. Peki ya kimsen yoksa bu konuda? Ya takip ettiğin bir iz yoksa, cemaatin yoksa kim ziyaret edecek? Hastanede yattın. Avramit'te yattın. Papilat'tan birisi yattı. Diyelim devası yok. Cemaati yok. Komşuları gidecek. Ne var ne yok he. Suet City, çay ne oldu, tamam mı? Kontajan oldu mu? Yol çıktı mı? Hudut'u hallettiniz mi?
Salmayı ödedin mi? Başka ne olacak? Ne olacak ya başka? Misafirliğe gidiyorsunuz da akrabalar münasebetle ben de gidiyorum. Yani ben biraz hocayım diye falan dine kayıyor gibi oluyorsa da ya maça kayıyor, çoğunlukla ya siyasete kayıyor. İkisinden de anlamıyorum. Yani uzaktan bakıyorum kedi şey süt dökmüş gibi. Anlamıyorum ya. Kayıyor, devlet indiriyorlar, devlet kaldırıyorlar. Yani memleket kurulup memleket kalkıyor. Acayip bir şey yani. Ama siyasetin sesini de bilmiyor, okumamış bilmiyor. Zahiri bakıp onu anlamayıp yorum yapıyor. Arkada hey gözüken haberlerle hiç alakası yok arkası. Hiç. Savaş eşiğindeyiz, zıkkımın kökündeyiz. Hiçbir şey yok. Arkası başka. Arkası başka. İnsanlar işte bunla iptal ediyor. Narkoz veriliyor, narkoz. Doğru düşünmeye mani olunuyor. Binaenaleyh zerrat alemin adedince iman nimetlerine hamdü sena etmek bir borçtur. İman nimetlerine. İman nimetini demiyor. İmanı çok çeşitli şekillerde elde ediyorsun. Bir dağlara bakıyorsun, bir kitap okuyorsun, bir Kur'an okuyorsun. Farklı farklı bunlar yükleme yapıyor. Kur'an'a farklı yüklemeler yapıyor bunlar. Hamdü sena etmek bir borçtur. Yani Allah'ın nimeti. Hani sekerat olunca kalp pıt 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 pıt. Allah la ilahe illallah. E oldu bana da oldu geçen. Kahve içiyorsun, çay içiyorsun derken herhalde duman oldu. O bizim hadiselerde tamam mı? Bir yemek yemiyorsun, çay şey kahve derken pat 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 pat. La ilahe illallah. O kadar acayip. O anda bu dava olmasa neyle tutun, nereye tutunacaksın ya Halit abi? O anda niye tutunacaksın ya? Açıl halayık hastalar, ben yaşlı ve hastalar ziyaret ediyorum. Ziyaret ettim. Hala bak nereye tutunmuş 86 yaşında. Dedi ki, ben dedi vefat edince dedi peygamber beni karşılayacak diyor. Şimdi, bak peygamberi nasıl anlam yüklemiş. Ya o gelecek, tabii canım dedi yani. Halit abi dedi ki, seni o mu karşılayacak? Herhalde dedi. Zerre kadar şüphesi yok ya. Peki böyle mi karşılayacak? Ben öyle itikad ediyorum ki öyledir. Niye? Enneyne zinne abdibi. Bana nasılsa kulum, nasıl itikad ediyorsa ben ona öyleyim diyor. Allah böyle diyor. Öyle kesin inanıyor. Tabii ki peygamber öyle. Ya peygamber mi seni karşılayacak dedi galiba. Öyle mi abi? Ondan sonra bir insana diyor bu kadar yeryüzünde Adem Aleyhisselam'dan ya, kıyamete kadar gelecek olan bir kimse ondan şefaat. Tek bir kişi yaratıldı diyor insan olarak. Hiç aklıma gelmemiş. Ben o kadar kaç defa söylettirdim ben. Diyor, kaydı da aldım. Nasıl dedim bir insan geldi. Ya düşün ki dedi. Bu kadar insan geldi. Peygamberler de geldi dedi. Tek bir insandan yardım istiyorlar dedi. Sanki bir adam geldi diyor. Herkes ondan yardım istiyor. Ne diyorsun Etul Hala dedim ya. Tabii ya. Dedim ya ben... Peygamberler de mi ondan yardım isteyecek? Sanki bilmiyor musun dedi. Ya dedim bilmiyor, bir söyleyince uyandım, bildim ama şuurum yok ki. O his başka bir şey ya. O his ilim değil ki. Çok etkilendim ben ya, dersime de mal oldu. Bir kişi diyor ya, bir kişi, bir tane adam diyor, bir adam geldi diyor. Diğerleri hep ondan yardım istiyor ve bekliyor. Herkes ondan ümitli diyor. O tek diyor ya. Allah'ım ya. Onun için diyor ki, beni o karşılayacak diyor. Daha ölmedi, daha yatakta şimdi. O Halit abi dedi ki, o mu gelecek dedi falan, hafife aldı. O geliyor mu yani? Tabii ki o, yan bakta böyle yatanı. Tabii, herhalde dedi, tabii o gelecek. Onlara nasıl cevap verecek dedi. Tam ondan sonra ki, güneş bize nasıl cevap veriyor? He ya. Ya bu kadar insanlar, peygamberler, hepsi ondan bir şey isteyecek, cevap, soru soracak, yardım isteyecek. Hepsine nasıl cevap verecek dedi bu. Güneş hepsine nasılsa diyor. He ya. Beni sen indireceksin diyor. Anana yaptığını yapacaksın bana da. Ben senin ananım diyor. Annemi de uykanmış diyor. Ne oldu? Vasiyet etti. Almanya'da da yoksan geleceksin dedi. İstersen gitme. Ve şeref ya. Bak bir insan o kadar, bir insan geldi diyor. Tek bir insan var diyor. Gelir değil diyor.
Herkes ondan medetti diyor. Hepimiz diyor. Vay be. Elhamdülillah. Peki yatakta ümide bak. Ümide nereye tutunmuş bak. Peygamber'e tutunmuş. Sekerat da ne bitmiş yani. Sekerat gibi dar girmedi o moda ama tutun. O anda burada Ahmet o zaman dava dersler hatırımıza gelecek. Seni veya beni ziyaret edince Ahmet ne yapıyorlar kardeşler? Dersler devam ediyor mu? Pazarda Çayeli'de dersler oluyor mu? Yeni bir yer açtınız mı? Kim ne yapıyor? Bir kardeşlerin derdi var mı? Bunu soracaksın. Yani bunu soracağız yani. O da onu soruyor. Şimdi biraz bahset dedi. Ben zannettim ahiretten bahsedeceksen gelmeden önce. Biraz bahset dedi. Ben zannettim şundan bundan. Peygamberden bahset bana dedi. Dedim ya ahiretten biraz bahsedeyim mi? Yok dedi. Bana ondan bahset dedi o. Allah'ın şu kendisi ne kadar büyük nimettir. Risale-i Nur'un etrafında bir kısmına işaret yapılmıştır. Peki Risale-i Nur neye vesile oluyor? Bu Allah nimetini elde etmemize, noktayı istinat ve noktayı istindadımıza vesile oluyor. Ondan aşağı onu anlatıyor. Nokta istinat şu, makabele dayanak noktası. Bu nokta istinat, bu Allah'a iman. Onun tahkiki yapıyor Risale-i Nur. Nokta istimdat ise, imdat var ya, imdat istiyorsun. Yani fıtratın istediği ebed, sonsuzluk, kabir, o kabir dehşetinden, mahşerin dehşetinden, sırat köprüsünün vahşetinden nasıl geçecek, ne olacak yani? Onlara insan fıtratında bir cevap istiyor, yardım istiyor, Allah. İmdat istiyor. Cevap da imani bil ahiret. Nokta-i istinat, dayanak noktası Allah'a iman. Fıtratın nokta-i istimdatı ise ahirete iman. Ahirete iman ne kadar çok nurlu olursa kabir, haşir ve sırat köprüsü o kadar sana ünsiyetli gelir. Ülfetli değil. Çok rahat, sevimli gelir. Ölü ölüm ustadın dediği gibi ehli hakikata diyor ölüm zahirde gözüktüğü gibi dehşetli değil. Ölüm o kadar güzel ki bazı büyük veliler diyor ölmeden önce ölmek istemişler diyor. Bir tanesinde misal veriyorum kesiyorum. Hafız var. Bizim talim hoca aynı zamanda talim veriyordu bize. Geçen ziyaret ettim. Çok acayip bir hastalık. Çok ama. Bitmişti. Kendi aileleri de söyledi. Ama inat etti. Bir defa doktoru gitmedi. İşte hala da karısı şikayet ediyor. Oğlum Hasan diyor. Hasan hoca. Ha, bu adamı diyor ne oldu ne damadı. Hiçbirimiz götüremedik. Bu ne biçim adam hastaneye? Gitmiyor. Gitmiyor. Ama bitmiş yani. Sonra herkes çıktıktan sonra dedim ki Hafız niye gitmedin? Çok bekledim dedi. Ölüm ama hala gelmedi dedi. Ölümünü bekliyorum. Elime geçmedi diyor. Geçmedi. Hafızı da o kadar rahatsız ha? İdi. Şimdi evet. Kalktı. Şimdi 8'de gidiyor kursa. Gene talim öğretiyor. 5'te geliyor. Gitmemiş. Sırası geliyor. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Allah'a